Ben Mustafa Yalçın'ın babasıyım. İşte Mustafa gördüğünüz gibi hastanededir. 2 gün önce talihsiz yani köpek saldırıcıya uğradı. Mustafa devlete götürdü. Ondan sonra müdahale ettiler. Sonra Mustafa'yı buraya getirdi. Çocuk doğum hastanesine. Mustafa'nın şu an durumu şeydir, tedavisi devam edecek. Ama Mustafa normalde astım hastasıdır. Hem astımdır hem alerjidir. Ben bunda Mustafa 3-4 yıldır zaten şeye götürüyorum. Malatya olsun, Diyarbakır yani bu diğer iller, o bölümler Bingöl'de olmadığı için zaten o sıkıntı yaşıyoruz. Mustafa'yı hep götür getir. Bir de köpek, 2 gün önce köpek saldırısına uğradı. Mustafa'nın hali ortada işte. Sadece bu görünen gördü, sırtında 2 yarası vardır. Ondan sonra 2 tane kalçasında köpekler, 4 köpek saldırısına uğramış. Mustafa yani şu an gayet yani iyi görüşte de en az şu anda Mustafa'nın psikoloji bozulmuş. Geceleri annesi diyor zıplıyor. Yani köpek sesi gelince Mustafa şu an bir travma yaşıyor. Mustafa psikolojim yani şey olmuş. Yani burada tedavisi bir 15-20 gün burada tedavi edilecek ama bundan sonra da biz 1-2 ay Mustafa'yı psikiyatriye götürüyoruz. Yani biz de perişan olduk Mustafa'yla git gel. Benim 2 çocuğum da var. Onlar evde. Büyük çocuğum o da hastadır. Ondan sonra küçük çocuğum var. Yani işe artık giremiyorum. Yani yazık günah değil. Bu belediye biz sabah 9'da aradık. Benim amcam oğlu görmüş 9'da. Mustafa'da köpekler saldırmadan. Amcam oğlu dedi ki bak köpekler burada bir ablayla bir çocuğa saldırmış da uyarı yaptı. Yani gelin bu köpekleri toplayın. Çocuklara, insanlara saldırıyor. Sonra tamam gelip götürüyoruz. Hastaneye götürdük, buraya getirdik. Ya yazık günahtır. Yani şimdi belediye burada bir barınak yapmış ama toplamıyorlar yani. Barınak o zaman niye yapmışlar? Yani Mustafa ölebilirdi de. Allah'a çok şükür, Allah'ın Rabbime şükürler olsun. Allah bize bağışladı. Allah'a hamdolsun. Bir adam benim oğlumu kurtardı. Orada geçen bir ağabey işte oğlumu görüyor. Yani hayatını riske atıyor. Oğlumu kurtarıyor can gönülde. Oğlumu kucağına alıyor kanlar içinde. Oğlumu işte götürüyor. Acil abat topar hastaneye götürüyorlar. Allah razı olsun onda. Ona teşekkür ederim. Ona ne diyeceğimi bilmiyorum. Onu görmek istiyorum. Görmedim. Allah razı olsun. Allah onu ne muradını varsa görsün. Allah onu cennetle müjdelesin. Benim bir çağrım yetkililerden yani Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım benim yetkilerim Bingöl, tek Bingöl'de Türkiye geneli yani bu köpekler toplasınlar yani böyle bir çağ gelmiş ki ya emniyet şeyimiz yok yani can güvenliğimiz yok ya. Ben hayvanlara karşı değilim. Hayvanlar aç kalınca çocuklarımıza saldırıyor. Yani ablalarıma, teyzelerime yani kardeşlerime herkese saldırıyorlar. Çünkü bu hayvanları barınağa götürseler onlara baksalar, bunlar da böyle yapmazlar. Ricam budur, başka Mustafa'lar acı çekmesin. Ondan sonra başka bir aileler bu acı yaşanmasın. Yani Türkiye'nin her yerinde bu olaylar yaşıyor. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Tabii ki hocam yanlış anlama ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim şimdi içim parçalanmış. Yani canımda can aldı. Yani oğlum burada perişan halde o eğitiminden geri kaldı. Benim diğer çocuk, bunun bir abisi okula gidiyor gidemiyor. Onların psikoloji bozulmuş. Korkuyorlar dışarıya çıksınlar. Kıştı biz içerideydi. Yaz oldu. Çocuklarımız şu anda tabii havalar sıcak olunca çocuklarımız top oynuyor. Bahçelerde oynuyor, geziyorlar. Bu yazında yazını da bize kış yaptılar. Giderken erik toplamaya 4 tane köpek bana saldırdı. Gittiğinde en son köpekler aradaydı bana saldırdılar. Ondan sonra da yamulsurdular. Başka arkadaşlarım bu duruma düşmesin. Sen valim, belediye başkanım. Lütfen bu köpekleri toplayın. Ben okuluma gitmek istiyorum. Orada ben kurtaran amcaya da teşekkür ediyorum.